Bir başka konu da şu sendikalaşma meselesi. Hani iktidar sahipleri her defasında ne diyorlar? Sendikalaşın, bu çok önemlidir, bu şöyledir, böyledir. Ama gelin görün, dışarıya çıktığınızda o öyle olmuyor. Şimdi Gaziantep'te bir eylem vardı. Tekstil işçileri maaş zamlarını beğenmediler ve bir eylem yaptılar. Sendika başkanı Mehmet Türkmen de oradaydı. Ve iddiaya göre patron şikayet etti, sendika başkanı gözaltına alındı. Bugüne kadar yaşadıklarımızdan ne öğrendik? Birlik olmazsa ve birliğimizi sonuna kadar korumazsa kazanamayacağımızı öğrendik. Hayır, olmaz böyle. Bir saniye. Hayır. Arkadaşlar, ne anlaştık? Tamam. Hayır. Hop! Bekle. Dün benim gözaltına alınmam bir sendikanın ve sendika başkanının anayasal hakkını, yasalara göre verilmiş hakkını, sendikal hakkının kullanmasına engel olundu. İşçilerin demokratik hakkını kullanması, gösteri ve yürüyüş hakkı engellendi. Sendika başkanı olmasını, işçilerin anayasal haklarında yanında olmasını dinlemediler, gözaltına aldılar. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde zammı yetersiz bulan ve itiraz eden 2000 tekstil işçisi greve gitti. Eyleme katılanlar ihbarsız ve tazminatsız işten atıldı. Tekstil işçilerine destek için düzenlenen yürüyüşe katılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen ise yaka paça gözaltına alındı. Derhal sendika genel başkanını getiriyorsunuz. Bak bunları önüme dikemezsiniz. Çekin bunları. Çekin bunları. İstedikleri zam da patronun şu anda teklif ettiğinin 1000 lira üzeri. 15.500 lira istedikleri aylık ücret. 15.500. Bu ülkede yoksulluk sınırı 38 bine aşmış, 40 bine dayanmış durumda. Yapılan zam oranı %34'tü ama net ücretlerine baktıklarında işçiler 1000 lira daha artış istedi. Giderek asgari ücrete yaklaşan maaşlarının düzeltilmesi için. 5 gün önce iş bırakma eylemi başlattılar ama iddiaya göre fabrika sahibinin tepkisi sert oldu. Burada 15-20 yıldır çalışan işçiler var. Tuvalete girmek için, lavaboya gitmek için bile işçilere izin vermiyorlar. Bir bardak su bile vermiyorlar. İkinci gün servisler kaldırıldı ve üçüncü günden itibaren de işçiler toplu olarak işten atılmaya başlandı. Tekstil işçilerinin yanında olan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen yasal haklardan bahsediyordu ki güvenlik güçleriyle karşı karşıya kaldı. Gözaltına alınış şekli de, gözaltına alınma sebebi de dikkat çekiciydi. Sendika olarak bizim ve sendika başkanı olarak benim işçilerin grevini örgütlediğim, işçilerin çalışmasına engel olduğum şeklinde bir şikayet. Sendika Başkanı Mehmet Türkmen, emniyetteki 2 saatlik gözaltı sonrası serbest bırakıldı ama şimdi o şikayetçi. İşçilerin ise grevi devam ediyor. Bizim sizin aracılığınızla bütün kamuoyuna çağrımız, ekmeği için ve hakları için, işi için direnen Şireci işçilerin yalnız bırakılmaması gerekiyor. Evet, sendikalaşma. Şimdi eylem yapıyorlar, kendi yasal haklarını kullanıyorlar ama iddiaya göre patronun şikayeti üzerine sendika başkanı gözaltına alınıyor. Ama sonradan öğreniyoruz ki işte sendika başkanı da o patrondan şikayetçi olmuş. Acaba aynısı patron içinde yapılacak mı? O patron gözaltına alınacak mı? Sorgulandıktan sonra serbest bırakılacak mı? Nasıl bir süreç işleyecek? Yoksa kişiye göre mi uygulanacak bu adalet? Tabii onu da merak ediyor insan. Ama şimdi günü kurtarmak için söylenen sözlerden, siyasetçilerin söylediği sözlerden bahsediyoruz ya hep. İşte daha dün günü kurtarmak için bir söz daha söylendi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kurdu bu cümleyi. Dedi ki bir ülkede sendikalar iyi işlemiyorsa, gelişmiyorsa o ülkede demokrasi yok demektir. Bakın hani kesip biçmeden verdik. Demokrasi yok demektir diyor. Peki şimdi Türkiye'de demokrasi ne kadar var, ne kadar yok? Biz son 20 yıla bakalım. Yani Sayın Bakan'ın mensubu olduğu AK Parti dönemine bir bakalım. Sendikalaşma oranı Ocak 2003'te %58'di Türkiye'de. 20 yıl sonra geldiğimiz nokta ne? Şudur. Temmuz 2023 ve sendikalaşma oranı sadece ve sadece %14 düzeyinde. Şimdi Sayın Bakan'a bir kez daha sormak lazım. Demokrasi var mı, yok mu? Ya da biz demokrasiden uzaklaşıyor muyuz? Neden uzaklaşıyoruz uzaklaşıyorsak?
Ne yapılmak isteniyor? İşte sözlerinize yaptıklarınız neden birbirini bu kadar tutmuyor? Neden birbiriyle bu kadar çelişiyor diye de Sayın Bakan'a sormak gerekiyor maalesef. Ve bakın hemen şu rakamı da paylaşayım da, resmi rakamlara göre Türkiye'de 16,5 milyon kayıtlı işçinin sadece 2,5 milyonu sendikalı. 2,5 milyon, 16 milyonun sadece 2,5 milyonu sendikalı, 14 milyon işçi sendikalı değil bu ülkede Sayın Bakan. Demokrasi var mı yok mu? Belki tekrar düşünür, öyle bir açıklama yapabilirsin.